Merhaba arkadaşlar, yenilikçi egzersizlere devam ediyoruz. Ed Balin kitabından 17. güne geldik. 17. günde kalmıştık. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Sen bunu 5 yaşındaki bir kişiye anlatacaksın. Aa, burada sen çok avantajlısın. Çünkü senin çocuklar kaç yaşındaydı? 1-6, 1-9. 5 yaşındakiyken, yani daha yeni 5 olmuş, 6 olmuş şimdi. Onu nasıl anlatırsın? Adım adım diyor. Birincisi gömlek ütüleme. Adım adım açık ve net 5 yaşındaki çocuğa açıklayacaksın. Gömleği alırız. Böyle bir çırparız. Tamam. Sonra yatay hale şöyle dümdüz uzatırız. Güzel. Sonra ütümüzü alırız, kablosunu açar, şu gördüğünüz prize takar. Biraz bekleriz ısınmasını ama ısınırken de içine su koyarız. Çünkü buhar olsun istiyoruz böyle. Ama çok sıcak ütüde. Onu söylemen lazım. Evet, ütü çok sıcak. Ütü Ha. kullanırken dikkatli Çok dikkat oluyoruz. hem de. Çok çok çok. Bir örnek. Mahveder. Diye böyle bir buhar çıkartırım. Evet. Sonra şimdi ütüyü böyle kaydıracağız. İşte bak ütü Uykumu böyle. getirdim. Valla uyuyacağım şimdi önce belki. Bir de şey gibi böyle sallar Ya gibi kolay bir hipnotize şey. eder gibi. Hipnotize eder gibi böyle bayılttın beni yani. Daha soyut bir şey soracak falan diye Ha. düşünüyorum yani. Lastik nasıl değiştirirsin? Aynı şekilde 5 yaşındaki çocuğa anlatman lazım. O zor işler yani, değil mi? Ama bu çok yani somut şey anlatırsın çok Somut, rahatlıkla. evet. Gösterir Somut yani ama yanı başında olsan çok rahatlıkla valla anlatırsın. inan ki benim için daha zor bu, biliyor musun? Ben böyle şeyleri, fiziksel şeyleri tarif etmede de zorlanırım. Dispraksiya var bende. Zaten yapmada da zorlanırım birçoğunu. Lastik katiyen değiştiremem. YouTube'dan video olmakla, izlemekle de olacak iş değil yani. Hakikaten yapamam. İzlesem de yapamam yani. Geçen musluk şey oldu. Damlamaya başladı mutfakta. Kara kara düşünüyorum ne yapacağım diye. YouTube'dan izledim falan. Yapamıyorum ki. Açamıyorum onu. O, pat diye açıyor mesela hemen. Ulan diyorum nasıl açtın hemen? Tam böyle kaldım elimde. Açamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Allah'ım ya. Hiç sevmiyorum böyle işleri. Gerçekten. Ampul değiştirmek bile zulüm geliyor bana. Gerçekten. Hiç böyle şeylere ne merakım Fiziksel var ne gücü size göre değil ya. yeteneğim de yok. Merakım da yok. Tam bir embesilim bu konularda. Gerçekten. Estağfurullah. Yani hiç sevmiyorum bu konuları. Onun için bu şeyi sevmedim. Bu egzersizi. Geçiyorum. Sen sevdin ama çok da güzel yaptın ha. Baya net. O ama işte çocuklarla sürekli iletişim halindesin ya. Hani basit hareketlerle parçalara ayırarak gayet net güzel anlatıyorsun yani. Bravo. Ben o kadar güzel yapamam. Kolay kolay da övmem yani. Bak bunu da bir kenara yaz. 18. gün. Şey yapalım ya bir arada Beyaz Show'da hani aşağılama şey yapıyorlar diye ya, ona laf sokuyor, ona laf sokuyor, ona laf sokuyor. Ona... Öyle bir şey yapsak ya. Arkadaşlarımız biter mi acaba? Yoksa daha mı samimi oluruz? Onu merak ediyorum çünkü. Boş ver 18'in challenge'ı. Hadi bir yerimizi gömelim. Şu anda aklıma geldi. Sen bir şey söyleyeceksin, ben bir şey ama böyle güzel güzel laf sokacağız birbirimize. Var mısın? Mesela bir örnek. Yani örnek ne olabilir bilmiyorum ki. Yani İyi, başlayın o zaman. Siz bir bir başlayın yerden ben anlarım. başlayalım. Başlayın. Valla sen böyle keçi sakallar bilmem işte bıyıklar mı böyle bir şekil olsun diye bir şeyler yapıyorsun da yani kendini böyle popçu mu zannediyorsun? Murat Boz mu Tarkan mı zannediyorsun? Nedir bu havalar? Havaların yanından geçilmiyor bu hava yani. Nereden geliyor bu şey bilmem. Nereden geliyor bu özgüven bilmem yani. Şimdi bak laf soktum Şimdi şimdi sırasına. sen öyle saçları uzatıyorsun. Ondan sonra bir de beyazlamış böyle çılgın profesör edaları falan böyle. O demezler öyle çılgın profesör edaları. Ya sen bir kere ya lassın sen las. Bildiğin bak şu burnu bak sen nerede? Bu nasıl burun? İyice seviyeyi düşürdüm ya. Ya burada arkadaşlar las arkadaşlarımızdan özür dileriz. Çok severiz lasları yani.
Yani yanlış anlaşılma olmasın. Lütfen. Şakalaşıyoruz burada. Sıra sende. Hadi bakalım. Bak sana bitiyor vereyim. Bulamıyorsan. Buldun mu? Saldıracak bir şey bulduysan hemen saldır. Hemen saldır. Hazırım. Hazırım. Çabuk ol ama. Bulamadıysan sana tüyo vereceğim. Verin. Sen gittin oralı İngiltere'lerde İngiliz oldun. Türklüğünü kaybettiğinden girebilirsin. Çok rahat. Bak çok... Ha. Onunla ilgili şeyler söyle. Ha? Gittin İngiltere'ye, aldın bir üç tekerlek bisiklet, böyle İngiliz oldum, yok taktın o şeyleri askılı, Kendini adam mı zannettin? özüne Bunları taktın dön, diye. Kendini adam mı zannettin? Şunları taktın diye. Ha. özüne dön. Özüne dön. Türklüğünü unutmuş. Puh, utanmaz. Bak böyle diyeceksin. Vereceksin ateşi. Vereceksin, harlayacaksın ateşi. Yani bak bence zevkli oldu. Bilmiyorum. Güzeldi. Gayet güzeldi. Yani böyle bu arkadaşlar yakın bir arkadaşınızla yapabilirsiniz. Böyle bir challenge yoktu. Biz bunu uydurduk şu anda. Birbirinizi görme challenge bu arkadaşlar. Challenge. Ama samimiyetinize güvendiğiniz bir arkadaşla yapın. Yoksa yani öyle Uyarı. zaten çıt kırıldım zaten hani o anı alınacak o öyle bir insanla yapamazsın Duygusallar üzerinde denemeyi. ben. Yani işte azıcık bir şey kaldıracaksın hakarete şey. 18. gün şöyle şekiller var burada sayfada. Bu sayfadaki şekillerin üzerine improvize ederek kendi şekillerini koyuyorsun. Mesela işte bir tane dalga gibi bir şey var. Böyle dalga gibi geçen bir yay gibi bir şey var. Bir de bir çizgi var. Bu kadar. Bunu devamını sen Rorschach test diyor. Rorschach testte vardır ya. Devamını sen tamamla resmen. Rorschach psikoloji testlerinde de olur. Bunu tamamla bakalım. Ne çiziyorsun? Yani surat da çizebilirsin. İşte deniz dalgası da çizebilirsin. Her şeyi çevirebilirsin bunu yani. Mesela şu dördüncüsü. Şurada görüyorsunuz. İki tane büyük yuvarlak, iki tane küçük yuvarlak. Bu mesela köpek patisi gibi de düşünebilirsin atıyorum. Ya da yağan kar gibi de düşünüp ona göre resmi tamamlayabilirsin yani. Hani gibi. Nasıl tamamlarsan yani o şekilde gidiyor yani şey. Mesela şurada bir şey var. Şunu görüyor musunuz? Çok basit bir şey. Mesela bu birinin burnu olabilir. Karga burnu falan gibi. Benim de Ya da aklıma hemen gagası. karga geldi. Gagası. Ama başka ne olabilir? Onu düşünmek lazım. Yani şöyle çevirirsin. Şapkanın ucu olur falan. Üçgenin açısı olur. Üçgenin açısı olur. Başka cisime çevirebilirsin. Bir sürü şey yapabilirsin yani. Bu 18. günde arkadaşlar böyle ufak bir şey alıyorsunuz. Şekil. Rastgele bir şekille başlıyorsunuz. Sonra onu üzerine ne kadar çok farklı şey ekleyip farklı spesifik şeye dönüştürebilirim bunu. Bu gerçekten çok orijinal bir şey arkadaşlar. Bununla ilgili başka bir örnek vermek istiyorum ben. Mesela temiz bir sayfa açın defterinizde. Gözlerinizi kapatın. Rastgele böyle karalayın. Bu sayfayı karalayın. Şimdi bak karaladım. Gözüm kapalı. Görüyor musun? Şimdi buradan karalama doodle çıkartacağım. Mesela şunlardan bir tanesinin içine şöyle yuvarlaklar çiziyorum. Mesela bunlar sınır oluyor. Rastgele sınırlar oluyor ya. Şimdi hemen bak gösteriyorum. Bir tanesini yaptım ben. Şu aradaki sınırlardan birine yuvarlak halkalar yaptım. Böylece bu bir karalama dosyasının başı olmuş oldu. Bir başka yere işte çok basit yapıyorum bakın. Ve bu 5 saniyemi aldı yani. Hani çok düşünmeye gerek yok. Kreatif olmak için elinize bir kurşun kalem, bir beyaz sayfa uydur gitsin yani. Bak şu çizgiler. Bak bu da başka bir pattern oldu. Sonra hemen yanına şöyle siyah içi dolu halkalar yapıyorum. Benek gibi. Benek dolduruyorum. Bak bu da başka bir şey oldu. Şu da benek oldu. Gördün mü? Bak yavaş yavaş çok güzel bir şey çıkıyor buradan. Karalama çıkıyor. Hemen işte yanına bu sefer şöyle şeyler yapıyorum. Bir ip topuzu gibi. Ne denir bunlara acaba? Şöyle şeyler yapıyorum. Şöyle. Şu gördünüz. Şöyle bir şeyler yaptım. Hemen yanına. Bu da böyle bir şey oldu.
Aralarda kalanları şöyle mesela şöyle bazı yerleri boyuyor gibi yaptım. Bak şu arayı boyadım. Orası da öyle bir şey oldu. Böyle her bir yere bir şey öldüreceğim yani. Ama çok çabuk yapmam lazım. Hani şeyin özelliği bu. Mesela şöyle köprüler yapıyorum bir sonrakinde. Şöyle köprüler yaptım bak. Gördünüz mü? Dört tane köprü. Şurada dört tane köprü yaptım. Sonra bu köprüleri boyayacağım mesela. Yani hızlıca boyadım. Al sana köprüler boyanmış oldu şurada. Gördünüz mü? Çok basit yani. O kadar basit ki. Ha, çocukluğumuzda yapardık böyle şeyler hep mesela. Ama büyüyünce unuttuk yani. Büyüyünce unuttuk. Mesela hiçbir şey bulamadın mı? Bir tane çiçek yap. Uydur bir çiçek yani. Bak şuraya da bir tane çiçek koydum. Uydur koy gitsin. Ne bulursan koyacaksın yani. Şu araya hiçbir şey aklına gelmiyor mu? Bu sefer şöyle bir şey yaptım. Hiçbir şey aklıma gelmedi. Şöyle bir şey yaptım. Bir çizgiler çektim. Öbür türlü de çizgiler çektim. Kare 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 yaptım. İşte hiç aklıma gelmediği zaman halkalar yapıyorum mesela. Arkadaşlar. Hemen halka. Bakın size karalama dersi hemen halkalar yaptım şuraya. Aklıma bir şey gelmedi çünkü. Halkaları koydum bitti gitti. Şu halkaları diyorum hadi aklıma bir şey gelmediği için hemen hızlı hareket etmek zorundayım. Düşünmeye vaktim yok. Düşünmeden devam etmek lazım böyle şeylerde. Hemen halkaları boyadım bakın. Aa gayet güzel oldu gördünüz mü? Yani hani bunu yaparken aslında gösterseniz o kadar hızlı gidiyor ki. Böyle. Mesela hiçbir şey aklınıza gelmedi mi? Şöyle yağmur yağı yapacağım burayı. İşte bu da yağmur yağı oldu şu kenar. Gördünüz mü? Yani o kadar basit ki yani. Böyle bakın çok saniyeler içinde. Saniyeler içinde gördünüz mü? Bunu mesela biraz daha detaylı yaptığınızı düşünün. Hani böyle devam ettiğinizi düşünün. Burada mesela çok mu boşluk kaldı? İsterseniz o boşluklara da başka şeyler de yapabilirsiniz yani. Mesela şu boşluğa atıyorum bir tane çizgi çekmek aklıma geldi mesela. Şöyle ya da yay. Her şey yayılıyor burada. Şöyle bir şey yaptım şu boşluğa da. Böyle bir ip çektim. Bu ipin ortasına işte mesela şu şeye bir damla yaptım. Mesela şöyle bir damlaya çevirdim mesela. Bu ipin ortasını yaptım. Hemen bir damla oldu burada. Gördünüz mü? Şimdi buradan başka bir ip daha çekeceğim. Şuradan da bir küme yaptım. Buradan da bir ip çektim. Bu ipler kesişti. Gene bir başka kesişim noktası. Bu kesişim noktasına bir yuvarlak bir damla gibi bir şey daha koyuyorum. Burası da böyle oldu. İşte şuraya hiç kare yapmamıştım. Kareler yapıyorum. Aklıma kare geldi mesela. Ne kadar kare sığdırabilirsem böyle. Ay çok çirkin oldu. Hiç anlamadım olsun. Hayır. Şu kareler oldu. Buraya kareler koydum. Böyle. Bu mantıklı. Yani bakın bu başlayan ne kadar oldu? Birkaç dakika oldu mu olmadı mı? Çok kısa sürede. Böyle bunu tam anlamak bütün günün o yorgunluğunu atarsınız bu şekilde. Yani bunu böyle 10 dakikanızı alır böyle bir şey yapmak. 10 dakika, 15 dakika. Yani 15 dakika bile almıyor. 10 dakika. Genelde ben dizi izlerken, film izlerken bunu yapıyorum yani. Hani hele böyle zeka istemiyorsa, Türk dizisi izliyorsan zaten onu izlemeni dinliyorsun zaten. Birçoğunu. Ama böyle çok hızlı giden bir diziyse bunu bazen yapamayabiliyorum yani. Bakmam gerekiyor, geri almam gerekiyor falan. Ama böyle genelde birçok dizide ya da filmde bunları yapabiliyorum yani. Çok hem günün yorgunluğunu atıyorsun hem de defterlerinde bir sanat eseri oluşmuş oluyor. Ve o sayfaya baktığında da sonradan mutlu olacaksın. Aa diyeceksin ki bu filmi izlerken yapmıştım bunu. Mesela benim öyle doodle'larım var, karalamalarım. Mesela şeyi izlerken bir sürü karalama yaptım. Bu Japon filmi var ya neydi o? Samuray, 7 Samuray. 7 Samuray izlerken bir sürü 7 tane falan o uzun ya zaten. Ya 3 saat sürüyor film zaten. 7 ayrı sayfa karalama yaptım yani onu izlerken yani. Mesela onlara bakar bakar o filmi hatırlarım mesela yani.
Hani güzel de oluyor. O filmle yaptığın karalamalar bazen mesela karanlık bir film izliyorsan o şeye yansıyor, şu sayfaya yansıyor. Böyle mesela çok şirin cici bir şey yaptıysam film de içimi açmış demek ki. Komedi ya da işte insan ilişki güzel bir film yani. Eğer böyle kapkaranlık bir şey yaptıysam böyle oraya kusmuşum resmen o şeyi. Mesela kapkaranlık yaptıysam böyle sayfa zedeleniyor resmen. Yara almış gibi böyle. Öyle bir şey yapıyorum ki mesela böyle kapkara yani. İşte böyle başlangıç böyle daha da karmakarışık yani. Hani öfkemi kusuyorum yani. Mesela orada bir haksızlık mı var, bir şey mi var? Şöyle mesela bir canavar çiziyorum, bir şey çiziyorum yani. Böyle içimin karanlığını oraya yansıtıyorum. Neyse yani o. Hani böyle arkadaşlar bol bol karalama yapın. Her bir sayfaya başlarken korkmamak lazım. Yani burada acaba bu sayfada beyaz bir sayfa beni ne bekliyor? Korkuyorsun ya. Ya bir yerden gir yani. Hatta sol elinle yap. Sağ elinle yapma. Sol elinle rastgele. Daha güzelmiş. Ha, hiç sorumlu değilsin ondan sen. Akıl bali değilsin yani. Sol elinle yap. Sonra onu düzeltirsin, bir şeyler uydursun yani. Hiç önemli değil. Yani sanatçı olarak hatta ve hatta şey yapacaksın. Mesela şu sayfayı aldın ya, daha da ben diyeceksin ki bunu kızını alamadın. Koparacaksın bunu. Tamam mı? Sanatçı olarak ben şu anda bak buruşturdum bunu. Zarar verdim. Kreatifliğin şeyi bir boyutu da bu. Şu kıvrımlar var ya. Bu şimdi değerini kaybetti mi bu? Hayır, kaybetmedi. Bak bu buruşmuşluk, bu benim içimi yansıtıyor. Ben hayatta beni yordu. Bu kadar buruşum, şu karalanmış, buruşmuş kağıt kadar benim de içim kurumuş yani. Kaç yaşıma gelmişim. İnsana olan inancımı kaybetmişim. Topluma olan inancımı kaybetmişim. İşte ülkeye olan inancımı kaybetmişim. Güvenimi kaybetmişim. Bütün bunlar işte şu semboldür ya. Hayatı buruşmuş şu kağıt var ya. Kapkaranlık. Bu içimin bütün yağları, pislikleri burada yani diyeceksin yani. Sanatçıyım ben diyeceksin. Bunu yapacaksın yani. Hani içinin pisliğini akıtacaksın sanata ya. Ne yapacaksın? Onu yapacaksın yani. Bir şey mi, öfkelendin mi? Otur rap parça besteli bir şey yap yani. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle içimizdeki şeyleri bu şekilde coşturmamız lazım. Arkadaşlar burada bitirelim. Çizmeyle ilgili güzel çizimler yaptık bugün de. Kitapta ilerleyemedik ama kendi hayal gücümüzle ilerledik. Arkadaşlar hoşçakalın.